ekranları başında bizleri izleyen değerli izleyicilerimiz, bugünkü durağımız Fuar İzmir. Agro Expo tarım fuarındayız ve yanımızda elektronik firmasının öncü firmalarından olan Erbaş Teknoloji ile birlikteyiz. Yanımızda firma sahibimiz Abdülkadir Erbaş bulunmakta. Önce kendisini tanıyacağız, firmasından verilmiş olan hizmetlerden bahsedeceğiz ve kendisine merhabalar demek istiyorum. Merhabalar Kadir Bey, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz Kadir Bey. Evet, öncelikle ben fuar hakkındaki görüşlerinizi ekran başındaki izleyicilerime aktarmanızı isteyeceğim. Tabii, biz bu yıl bu fuara ilk kez katılıyoruz. İlk kez, hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Çok ümitliyiz zaten şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla çok kalabalık, hareketli bir fuar. Hızlı başladı, umarım öyle devam eder. Şu an biz de gezme şansımız oldu ve çok kalabalık, yoğun da olacak kesinlikle. Evet, ilk saatler olmasına rağmen bayağı hızlı. Biz de ilk defa katıldık dediğim gibi. Biz elektronik firmasıyız. Bu sektörde dediğim gibi ilk defa katılıyoruz. Fuara. Evet, sektörün de aynı zamanda aslında öncü bir firmasıyız zaten. Teşekkür ederim. Ben Erbaş Teknoloji deyince aklımıza neler gelmesi gerekiyor? Hangi cihazlarımız var şu anda elimizde? Onları da alanlarıyla birlikte anlatmanızı isteyeceğim. Tabii ki aktarayım. Erbaş Teknoloji deyince öncelikle yenilikçi ürünler, yenilikçi sistemler üreten bir firmayız. Evet. Uzaktan kontrol IoT cihazları üretiyoruz, MTM cihazları üretiyoruz. GSM alarm sistemleri vesaire daha. Aynen öyle. GSM alarm ve kontrol cihazları üretiyoruz. Birçok sektöre aslında hitap ediyoruz. Tarım da bunlardan bir tanesi ve en önemlilerinden. Biliyorsunuz teknolojinin gelişmesiyle uzaktan kontroller, uzaktan müdahaleler, tabii, alarmlar, sensörler, bunların hepsi ilerledi. Biz de bu sektördeyiz. Ve bir gereklilik haline geldi zaten. Kesinlikle bir ihtiyaç haline geldi. Pandeminin de etkisiyle insanlar her zaman kendi sahalarına, kendi alanlarına, tarlalarına ulaşamıyorlar. Evet. Dolayısıyla her seferinde gidip gelmektense bu tür teknolojileri kullanarak uzaktan iki tuşla elimizin altında onu halledebileceğiz. Kesinlikle. Yani gitmelerine gerek kalmayacak artık. Aynen öyle. Cep telefonuyla. Kesinlikle öyle. Bir aplikasyon mutlaka vardır. Onunla bir şekilde yapılıyordur. Çok basit bir SMS'le veya bir aramayla bunları yapabiliyoruz. Aplikasyonlarla da yapabiliyoruz. Evet. Bunu evlerimizde de aynı şekilde kullanabiliyoruz. Kesinlikle kullanabiliyoruz. Yani bir camımız ya da kapımız açık olduğu zaman direkt zaten bize bilgisi aktarılıyordur. Aynen öyle. Ki biz de bunu zaten en çok sevdiğimiz şeydir. Kesinlikle. Peki bunların yaparken, bu cihazları yaparken nelere dikkat ettiniz? Hangi etkenleri göz önünde bulundurdu Kadir Bey? Şöyle, biz daha çok ürünlerimizi yurt dışına satıyoruz. Yurt dışında müşterilerimiz var. Yurt dışı ihracatımız da var. İhracatımız var. Dolayısıyla yurt dışındaki müşterilerin talepleri bizim de ürün standartlarımızı yükseltmemize yol açıyor. Tabii. O talepleri, istekleri, standartları dikkate alarak dünya standartlarında ürünler üretiyoruz. Bu ürünleri de Türkiye'de üretiyoruz. Bizim bütün ürünlerimiz Türk malıdır, yerli malıdır. Tamamen sizler üretiyorsunuz. Tamamen biz üretiyoruz. Elektronik mühendisisiniz evet, zaten. Evet, ben elektrik elektronik mühendisiyim. Ürünlerin hem tasarımlarını, yazılımlarını hem de tamamıyla üretimini Türkiye'de yapıyoruz. Yerli ürünleri hem Türkiye hem yurt dışı pazarlarına sunuyoruz. Evet, kesinlikle bu bizim ülkemiz içinde çok çok iyi bir fırsat zaten. Evet. Bayrağımızı her tarafta dalgalandırmak istiyoruz diyelim. Evet, inşallah. Evet Kadir Bey, tabii ki de ben biliyorum ki hepimiz biliyoruz ki başarı kesinlikle tesadüf değildir. Bu sizlerin mutlaka arkanızda koskocaman bir ekip vardır. Evet. O ekibinizden de bahsedelim mi? Tabii. Bizim ekibimiz hep genç arkadaşlar, genç yazılımcılar tamamen ve tasarımcılar. Yeniliğe açık olan. Yeniliğe açık olan çılgın insanlar. Evet. Olmazsa olmazlarımız ama. Evet, gecesini gündüzünü birbirine katıp yani başarıya odaklanmış insanlar. Evet. Öyle söyleyeyim. Böyle bir ekibimiz var. Evet değerli izleyicilerimiz, sizlere Agro Expo fuarından seslendik. Yanımızda firmanın önce ismi Erbaş Teknoloji bulunmaktaydı. Kadir Bey vermiş olduğu bilgilerden dolayı çok teşekkür ederiz ve şimdilik hoşçakalın.